Efendim selamlar güzel insanlar bugün e, bambaşka bir videoyla birlikteyiz canlı yayın değil sadece bir transfer turu çünkü çok soru geldi çok e, mesaj geldi e, basında çok isimler çıktı yine yine yeni isimler duymaya başladı abi senin bahsettiğin orta savuncusu bu mu diye e, ben orta savuncusunu halen öğrenemedim ama en azından e, bu sorduklarınızdan e, bir cevaplar almaya çalıştım. Onları da size ufak ufak aktarıyorum arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtelim. Beşiktaş'ta birinci planlama, transfer planlaması. Ya bu konuya geleceğiz. Ben şununla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Bunu e, tabii birçok e, yerde de söyleyeceğim. E, ben küfüre karşıyım tabii ki. Küfür, e, hele hele böyle annelerin içinde e, söz konusu olduğu küfürleri edenleri, öbür dünyada bilmiyorum ne olur. O Allah'ın işi ama çok ayıp küfürler bunlar. Tabi annelerle ilgili. O yüzden küfürü ben karşıyım. Yani şansları olan küfürlere de karşıyım. Ee, o nedenle bunu, e, bunu bir belirtelim. Fakat Beşiktaş biliyorsunuz ki e, son Konya maçında küfür tezahürat oldu. Profesör futbol disiplin kurulu işte tribün ceza, para cezası falan bir sürü şeyler. Cezası varsa tabii ki bunu uygulanır. Fakat şunu anlamıyorum. Bir hanımefendiye lale ortaya da küfür edildi. Ki çok yakışıksız küfürler gerçekten. Hepimizin annesi var, bacısı var, eşi var, dostu var. Bizim Türk toplumumuzda böyle şeylere asla ya yani ben böyle büyüdüm. Ben böyle büyüdüm. Son zamanlarda maalesef artıyor. Olmaması gereken durumlar. E şimdi o nasıl rapora girmemiş? Onda bir şey ...olduğunu duymadım, görmedim... ...ben bir gözden kaçırdım, bana yardımcı olun eğer kaçırdıysam... E, ...fakat... E, ...birinde ceza var da... ...birinde yoksa o zaman... ...insanlar da çıkıp der ki neden? Bu sorunun cevabını bilmiyorum. Ben de soruyorum neden? Tabii ki küfür ceza olmalı... ...küfür e, cezası bırakılmamalı... ...ama... E, bir tarafın küpürü görmüyorsan, bir tarafını görüyorsan insanlar da sorar neden diye. Şimdi çok pardon yine bir taze fırından yeni çıkmış bir mesaj. Evet arkadaşlar, bunu da böyle belirtelim ve gelelim e, günün sorularına, günün transfer e, haberlerine, yani basında çıkan gazeteden okuma olayı değil bu. Tamamen soru cevap gidebileceğimiz bir durumdu. E, arkadaşlar hiç böyle kitabın ortasından konuşalım. Önce transfer yapmak yerine önceliği Beşiktaş'ın adam göndermek. Yani birincisi gelen teklifler var. Sayis, Rozier yani resmi teknik değil ama nabız yok demiyor. Şu an bu oyuncuların nabızları tutan var. Yok diyorlar. Ee, Sayis dedik. Getson, Fernandez dedik. Rozier diyoruz. Efendim e, başka 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 e, Geza. Yani bu dört isim üzerinde e, işte farklı coğrafyalarda teklifler artı gitmesi gerekenler. Şimdi Beşiktaş yer açacak. Teklifleri değerlendirecek. Oyuncular teklifleri kabul edecek mi? Oyuncular gelip biz bu teklifleri kabul etmek istiyoruz. Beşiktaş'tan ayrılmak istiyoruz mu diyecekler diyecekler. Ona bir bakacak Beşiktaş. Görüşte oyuncular var. İyi niyet mektupları gidiyor teker teker. Sayıs gidiyor musun? Kalıyor musun? Net cevap ver. Teklifi getir. Bon servis başlıyoruz. Eğer bon servis iyi bir bon servis değilse ben seni bırakamam tavır bu bu arada. Yani bu sert bir tavır değil. Olması gereken zaten. Aynı şey Rozier için de geçerli. Aynı şey Gezal için de geçerli. Aynı şey Gezal Fernandez için de geçerli. Yani böyle bedava gitme bir durumu ya da çok ucuza gitme bir durum olmaz. Neyse ederi piyasası neyse onun altına düşmek istemiyorlar. Belki daha fazlasını da alabilirler bilmiyoruz. Ya 4'ü gider ya 4'ü kalır ya üçü ya ikisi bakacaklar duruma göre. Bir de gitmesi gerekenler Mesela Montero senin oyuncu kiralıktan gelen bir oyuncu. Zaten Wellington'un sözleşmesi bitti. Zaten Delali'nin bitti. Tayfun Bingöl'ün bitti. Efendim zaten Maxim bitti. Geri gidiyor. Bunlar da gitti gözüyle bakıyor. Atiba bıraktı. işte efendim işte mesela Montel, Montero, 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 Montero özellikle. Hani bu yer aşma durumu. Şimdi yerler doluyken birilerini getirmek bütçeyi e, riske sokar. Önce onu garanti alacak ki tabii gidenler gitti mesela Atiba işte Wellington falan Delali onların yerlerini alınacak o ayrı. Ama burada e, teklif alanlar kabul edecek mi etmeyecek mi gitmesi gereken bazı isimlerle yollar ayrılabilecek mi e, ayırabilecek mi Beşiktaş yönetimi ya da ayıramayacak mı öncelikle onlara bakacaklar arkadaşlar. Ondan sonra e, ha bu arada genel olmayacak mı abi? Hiç? Olabilir tabii ki. Ama e, evet. E şimdi e, transferin birinci hamlesi bu. Şimdi ikinci hamlesi. Bir isim geldi. Şimdi bakın Rus isimlerle ilgili bir sıkıntı var. Rus isimler çok yazılı çiziliyor. Fakat e, e, şöyle bir durum var. Ruslar sağlam liglere gidemiyor. Bakın Rus takım, Rus futbolcular hani sağlamlıklara gidemiyor. liglere. İngiltere işte bu savaştan dolayı. Dolayısıyla Rusya'da yani Beşiktaş yönetiminde beklediği bir şey var. Bunu e, belki de Rus federasyonu ile yakından takip ediyorlar. Belki menajerler aracılığıyla e, nabız yokluyorlar. E, bazı Rus oyuncuları listesini almış. Bir bakalım hele. Şimdi bunlardan biri ben size söyleyeyim, e, ya çıktı zaten çıktığı için söylüyorum. E, bir gazetede e, herhalde sözlüde e, bu Zenit'te oynayan Daler Kuzyaev. Zenit'te oynayan. E, fakat şöyle bir şey var, Beşiktaş'lar bu bir on numara değil, bir, bu bir sekiz numara aslında. E, Kariyerinde e Avrupa'da mücadele eden bir takımda 30 yaşındaki bir futbolcu. 5, e, 29 maçta 5 6 asistlik bir durum. E, ama daha geride. Yani ofansta değil de forvetin arkası değil de 8 numara gibi. Ama tabii Şenol Hoca biliyorsunuz ki ne 8 numaraları kaleye yaklaştırdı. Fakat şöyle bir durum var. Arkadaşlar bu transfer normal şartlarda imkansız bir transfer. Bakın imkansız bir transfer. iyi bir oyuncu olduğunu söyleniyor. Eee fakat Ruslar sağlam liglere gidemediği için Beşiktaş buradan bir şans elde edebilir. Bu oyuncu hakkında. Bakın bu oyuncu e, ciddi bir oyuncu. Yani Beşiktaş'ın takip ettiği bir oyuncu. Bu, bu isim ciddi. Kuziayev. Yazan da e, listeden mi buldu artık. E, yoksa başka yabancı basından mı bilmiyorum. Ama bu, bu oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro arkadaşlar. Oyuncunun piyasa değerini biraz aşağı çekmek gerek ee, yani bu piyasa değeri derken 10 milyon euro piyasa değeri varsa yıllık ücreti yüksektir anlamında söylüyorum. bunu aşağı çekmek lazım o yüzden bu ismi rahatlıkla size söyleyebiliyorum çünkü gelen bilgi de o yönde yani imkansız aslında bir bu transfer ama işte bu Rusların rahat gidemedim gidememesinden dolayı bir şansımız var diyor ve e, diyorlar ve ona da bakıyoruz diyorlar. Kuzyaev. Bu bir fırsat transferi olabilir arkadaşlar. Bu ismi bir kenara not alın. Şimdi gelelim diğer isimlere ve sorduğumuz isimler tabi bunlar arkadaşlar. Hemen sırasıyla gidelim. gidelim. Ayaks'tan ayrılmaya hazırlanan Florian. Grilic. Böyle aklınıza sitedeki Grilic geliyor ya. <laughs> arkadaşlar o yok. Yani o şu an için yok. Ee, onu ekleyeyim. Şu an için söylüyorum. O yok. Ee, öncelikten önerilmiş olabilir. Belki. 27 yaşında bu arada. Başka kulüpler de ilgileniyor. Hani beğeniyoruz, beğenmiyoruz anlamında değildi. De, planlama içerisinde gözüken bir isim değil şu an için. Sonrasında ne olur onu bilmiyorum. Floryan durumu bu. Ayaksaki oyuncuda bahsediyoruz. Ee, Rus oyuncu zaten söyledi. Kuzeyev ciddi takip ediyorlar ama böyle bir görüştüler, bon serviste işte yıllık ücretle anlayın, anlaştılar, menajer tamam getiriyorum size gibi bir durumdan dolayı değil. Transfer piyasasında Rusları takip etmenin nedeni transferde rahat hareket edemiyorlar. O nedenle e, bu isim gündemde yakından takip ediliyor arkadaşlar. Yani yakından takip ediliyor derken oyuncu nasıl bir oyuncu diye değil, oyuncu buraları düşer mi diye takip ediliyor. Stoperlerde çok isimler çıkıyor. Bir tanesini bir sormuştum. Verona'nın İsveçli stoperi İzak. Yani Isaac ya da daha doğrusu. Onun için sordukları yani yok. Neredeyse yok gibi bir durum söylediler. Yok diyorlar. Şu an için yok diyorlar. Ama ben şu an için yok deyip de sonra alınan çok oyuncu gördüm. Çünkü transferin rüzgarı farklı işleyiş var. E, bu Atalanta'da bu oyuncuyla ilgileniyormuş diye e, söylendi. E, bir tane de işte dün de bana sordunuz Tormeina, Braga'da Tormeina. O da e, önerilen isimlerden biri. E, onun da e, sözleşmesi bir sezon kalmış herhalde. Evet. Ben de şimdi e, kaynaklarım da yaptım yazı da bakıyorum o oyuncu hakkında böyle çok olumsuz konuşulmuyor ama çok stoper adayı var. Yani Amartey var, Mina var, efendime söyleyeyim e, birçok isim konuşuluyor arkadaşlar. Ama Beşiktaş'ta şu an Sayıs var, iki tane yerli stoperim var, sayısı e, Sayıs var, e, Omar var, Montero var. Beş tane stoperim var şu an. Beş tane. Birileri gidecek ki birileri gelecek. O yüzden stoperde pek acele edilmeyecek gibi önce eldeki isimlerle yollar Ayrılıyor mu ayrılmıyor mu onlara bakılacak arkadaşlar. Ama ev e, ciddi derecede takip ediliyor. Bakalım bu süreç nereye gidecek. Yalanı ben de çok merak ediyorum arkadaşlar. E, videomuz bugünlük bu kadar. E, somut bilgiler bunlar. Tabii ki yeni gelişmeler oldukça bağlanmaya devam. Efendim hepinize hayırlı geceler şimdiden. Bu akşam Aspor son sayfadayız. Beklerim efendim.